Merhaba sayın seyirciler. Bugün 14 Mart Salı. Yeni günde gündem programımızda sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, bugün 14 Mart ve Tıp Bayramı. Bütün sağlık çalışanlarımızı, tıp bayramlarını kutluyoruz. Evet. Bugün konuğumuzda Sayın Nevzat Kavalar, Cumhuriyet Halk Partisi Bornova İlçe Başkanı. Nevzat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Tıp Bayramı deyince aslında siz çok daha önemli. Çünkü tıp... Bütün yaşamımızda, sağlığımızla ilgili bizlere her zaman yardımcı olan, destek olan doktorlarımızın, hemşirelerimizin Tıp Bayramı'nı biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak kutluyoruz. Onların yaşamımızda her zaman bir parçası olduklarını unutmuyoruz. Asla unutmuyoruz. Bulunduğunuz bölge çok önemli çünkü tabii ki, İzmir'in Emlik Üniversitesi'nin Ege Üniversitesi hastanemiz var. Ege Üniversitemiz var. Ege Üniversitesi hastanemiz var. Şimdi şu an herhalde bitmek üzere trafik hastanemiz vardı. Onun öncesinde yine SSK'ya geçen bir özel hastane vardı. Bunların hepsini topladığımızda Bornova sağlık açısından önemli bir merkez. İzmir'de sağlık çalışanların en yoğun yaşadığı bölge herhalde, değil mi? Bornova. Doğru. Evet, sağlık bu açıdan sizin için çok daha önemli herhalde Tıp Bayramı. Tıp Bayramı önemsiyoruz. Bütün doktorlarımızın, hemşirelerimizin Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlayalım. Bir taraftan da referandum devam ediyor. İzmir'de de çeşitli olaylar oluyor. Bu konuyla ilintili olarak Avrupa'da çeşitli olaylar olmaya başladı. İsterseniz Avrupa'dan başlayalım. Nasıl isterseniz tabii ki Avrupa'dan başlayalım. Avrupa'da gerçekten ilginç şeyler olmaya başladı. Tamam, seçimler var. Yükselen bir sağ görüş var Avrupa'da. Faşizmin yükselişi var daha doğrusu, açıdan açığa. Buna karşılık Türkiye'den giden bakanların, Türkiye'den giden milletvekillerine karşı bir duruş var. Bakanların, Avrupalıların açıklamaları var. Evet, sizler neler diyorsunuz? Ne söyleyeyim, bu Avrupa'da yaşanan olaylar sanki bana biraz bir senaryonun bir parçası gibi geliyor. Dünkü herhalde bir televizyon programında yine bir AK Partili milletvekili, AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın bir açıklaması var. Yani işte Avrupa'da, Hollanda'da, Almanya'da yaşanan olaylar sonucunda evet oylarının 2 puan arttığını söylüyor. Yine bugünkü bir gazete köşe yazarı, yani isim vermemde sakınca yoksa verebilirim de, Yılmaz Özdil bir yazı yazmış, bir film hazırlanmış, bir reklam filmi hazırlanmış. Hı hı. Ve bir futbol maçında işte iki taraf var, bir Türkiye milli takımı, bir de başka bir takım ve bir hakem var. Hakem devamlı yani Türkiye milli takımı aleyhinde kararlar veriyor, her şeye Türkiye milli takımı aleyhinde. Sonra bir küçük çocuk çıkıyor, kız çocuğu çıkıyor ve hakeme kırmızı kart gösteriyor. Yani şimdi yaşananları dikkate aldığımızda bu kız çocuğu, acaba bu kız kadın bakan gidip Hollanda'da bizim büyükelçiliğimize girmek istemesi, bunlar bir senaryonun parçası mı diye düşünüyorum. Bakın, şunu öncelikle belirteyim. Tabii ki devletimize yapılan saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Bunun Avrupa'nın hangi ülkesi olursa olsun bizim devletimize yapılan bu saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değil. Yani Dışişleri Bakanımıza da, aileden sorumlu bakanımıza da, yani büyükelçide 30 metre kala durduruluyor ve Almanya'ya geri gönderiliyor. Büyükelçilik bizim toprağımız. Bizim toprağımıza girmek isteyen bakanımızın böyle bir saygısızlıkla karşılaşması kabul edilir gibi değil. Ama 61-63 sayılı Viyana Sözleşmesi var bu konuda aslında. Evet. Asla durdurulamaz. Durdurulamaz. Tabii işin öbür tarafına baktığımızda bakanımız, kadın bakanımız Almanya'ya dönüyor. Almanya'dan yine spor bakanıyla geriye dönüyor. Niye spor bakanı da Hollanda'ya gitmedi, kadın bakanımızı gönderildi? Bu, yani biraz önce reklam filminden bahsetmiştim ya, Yılmaz Özdil'in köşe yazısında. Acaba bu reklam filminin bir parçası mı diye insanların kafasında soru işareti çıkıyor. Tabii ki
biraz önce Viyana Sözleşmesi var. Bundan dolayı bakanımız oraya gittiğinde ama bir de bizim 2008 yılında kendi ülkemizde çıkan bir yasa var. Bu ülkemizde çıkan yasayla bu seçim süreçlerinde, referandum süreçlerinde Türk siyasetçilerin, yani Türkiye Cumhuriyeti siyasetçilerinin gidip dış ülkelerde siyaset ve propaganda yapması yasaklanmış. 298, ya da kendi yasamıza göre. 298 sayılı, evet, yasadan bahsediyorsunuz. 94. maddesi. Evet. Buna göre kendi çıkardığımız yasaya da karşı bir orada davranış biçimi. Bir de şu da var. Onların da seçimleri var ve ya bu süreçte gelmeyin denilmiş. Neden ısrarla gidiliyor? Almanya ile ilgili söylenen sözler var. İşte faşist Almanya, Nazi kalıntısı, kırıntısı Almanya gibi. Bunlar tabii ki Alman hükümetinin de, Alman devletinin de hoş karşılamayacağı şeyler. Şimdi tabii sıkıntı burada. İşte Almanya, Hollanda, ondan sonra arkasından Danimarka bildiğim kadarıyla. Şimdi bugün yine Fransa'dan bir açıklama var. Faşist ve Nazi sözleri kabul edilemez diye. Avrupa'daki ülkelerin büyük bir bölümünde bu Almanya'ya ve Hollanda'ya karşı bizim ülkemizde bunu iç siyaset olarak kabul edelim. Söylenen sözler, iç siyaseti etkilemek olarak kabul edelim. Söylenen sözlerin kabul görmediğini, doğru olmadığını maalesef görüyoruz ve bu da bu gelişmelerde tabii ki ülkemize çok büyük bir zarar veriyor. Elbette az önce bahsettiğiniz yasa sadece bizi ilgilendi. 298 evet. sayılı yasa. Bizim evet. ülkemizi bağlayan bir şey. Evet. Hollanda polisinin yahut da Hollandalıların yahut da Almanların bu yasaya dayanaraktan bize dur gelme demeye hakkı yok mu? Tabii ki bu yok. Sadece bizi bağlar. Tabii ki yok. Yani evet. Hollanda'da vatandaşlarımızın, orada yaşayan vatandaşlarımızın görmüş olduğu davranış biçimi hoş değil. İşte vatandaşlarımızı joplarla, köpeklerle saldırmışlar, atlarla saldırmışlar. O sahneler çok kötü gerçekten. Çok kötü sahneler. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Asla Hollanda'nın yapmış olduğu bu davranış biçimini de doğru bulmuyoruz. Doğru bulmamız da mümkün değil. Ama şimdi Almanya'da bir taraftan diyor, bak çifte vatandaşlığı kaldıracağım diyor. Şimdi bir de işin o tarafı var. Zannediyorum Cumhurbaşkanımız söylemişti onu herhalde. Cumhurbaşkanı söylemişti. İşte Nazi ve faşist evet. düşünceler Almanya'da harekete geçti gibi. Şimdi evet Hitler döneminde bunlar yaşandı ama bunun sonrasında da Almanya'da demokratik bir ülke olarak yaşantısına, yaşamına, yönetimine devam ediyor. Özgürlüklerin olduğu, demokrasinin olduğu bir ülke, seçimlerin yapıldığı bir ülke olarak yaşamlarına devam ediyorlar, siyasi yaşamlarına devam ediyorlar. Tabii bu gelişmelerin hepsi ülkemizi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Evet. İşte Almanya'da Türkiye'ye gelen turist sayısına baktığımızda bu terör olaylarından dolayı bir düşüş vardı. Şimdi bundan sonrası acaba ne olacak? Zaten turizm çökme noktasına gelmişti. 2016'da çok büyük zararlarla turizm sezonunu kapattık. Hatta bir sürü teşvikler de verdik. Turist getiren uçaklara şu kadar para verilecek gibi, destek olunacak gibi, evet. yakıt desteği olunacak gibi. Bu yıl şimdi Almanya'dan kaç kişi turist gelir onu da tahmin etmek çok zor değil herhalde. Ben turizm açısından çok büyük bir zarar gördüğümüzde Almanya'dan, Hollanda'dan gelecek turist sayısında çok büyük bir düşüş olacağını düşünüyorum. Dış siyaset başka bir şey. Dış politikada çok dikkatli olmak lazım. Çok ekonomik ilişkileri asla göz ardı etmeden dostluk, ondan sonra birbirimizle olan bağlantılarımızı, birbirimizle olan ilişkilerimizi asla göz ardı etmeden konuşmalara dikkat edilmesi evet. gerektiğini düşünüyorum. Maalesef üzücü olaylar yaşandı. Yani Almanya'da ve Hollanda'da Türkiye'ye karşı yapılan bu davranış biçiminde kabul etmiyorum. Zaten genel başkanımız da bu yaşanan olaylardan sonra Almanya programını iptal etti, geçti.
Evet, bu konuda gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması çok önemli. Evet. Sayın Baykal'ın yaptığı jest çok önemli. Evet. Almanya'da biliyorsunuz programı programlardı. Gerçekten ulusal çapta bir dayanışma oldu bu konuda. Evet, eksikler, hatalarıyla. Ama ulusal çapta bir dayanışma çok çok güzel bir şey. En azından karşı taraftaki muhataplarımıza arkadaş durun bakalım. Yani mutlaka dur demek lazım. Bir de Genel Başkanımızın söylediği şeyler var. Ya tamam, bunları söylüyorsunuz ama ne gibi bir yaptırım uygulayacaksınız? Evet. Ne yapacaksınız yani? Yapacağınız bir şey varsa biz desteğiz. Sonuna kadar sizin hükümetimizin yanındayız, devletin yanındayız. Yani söylemekle bu işler hallolmuyor. İşte söylüyorlar, hepsi havada kalıyor. Söylüyorlar, havada kalıyor. Şunu yapacağız dediler, yapmadılar. Bunu yapacağız diyecekler, yapmadılar. İşte uçaklar inmesin diyorlar, uçaklarını indirmeyeceğiz. Yani Hollanda'dan buraya gelecek devlet adamları kendi özel uçaklarıyla gelmiyorlar. Tarifeli uçağa binip geliyorlar. Yani sadece özel uçaklarla, yani Hollanda devletinin uçakları, onların öyle uçakları falan yok. Bizdeki gibi işte Cumhurbaşkanı da 3 Ocak uçak, Başbakan da 2 uçak yok. Onlar tarifeli uçağa binip geliyorlar, ziyaretlerini, resmi ziyaretlerini yapmak isterlerse yapıp gidiyorlar. Yani onların yaşam tarzları bu. Evet, yaptırımlar konusunda epey konuşuluyor. Hatta bu işin içerisinde İncil'deki Alman uçakları, Hollandalıların uçakları da girdi ama bakalım ne olacak bilemiyorum. Sayın Numan Kurtulmuş'un açıklamaları vardı dün. Tabii nereye kadar gidecek, ne olacak? Ama her şeyden önemlisi bütün ülkeler bir anlamda birbirlerine bağlı. Mutlaka. Ekonomik anlamda. Ekonomik bağımız var. Çeşitli şekillerde ilişkilerimiz gelişti. Var. Eskisi gibi değil artık. Tabii ki. Evlenmeler var, ekonomik ilişkiler var, siyasi bağlantılar var, diğer ülkelerle olan ilişkiler var. Bunların hepsi böyle düşünürsek. Almanya'da 3 milyon evet, nüfusumuz yaşıyor. Ve Almanlardan kız almışız, kız vermişiz. Evet. Yani böyle bir ilişkimiz var. Şimdi orada yaşayan ve yıllardır, uzun süreler yaşayan bir nesil orada yetişmiş. Hatta ikinci bir nesil yetişiyor. Şimdi bu insanların, orada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ikinci kimlik, yani Alman vatandaşı kimliğini Almanya iptal etmeyi düşünebiliyor. Biz diyoruz ki kapıları açarız, Suriyelileri göndeririz diyoruz. Yani böyle bir dış politika ben bugüne kadar siyasi yaşamımda hiç görmedim. Yani Türkiye'nin bir dış politikası olur. O dış politikadan asla vazgeçilmez. Evet, o doğrultuda hareket edilir. Umarım aklı Selim Gayrık gelir. İnşallah. Gelişmeler hoş değil. Ülkemiz evet, açısından hoş değil. Son bir şey daha var aslında. Gazeteleri görünce aklıma geldi. İsviçre'nin en büyük gazetesi dün, evvelsi gün, Blick diye bir gazete var. Almanca çıkan. Türkçe manşet attı. Seçimlerde, referandumda Tayyip Erdoğan'a destek, hayır deyin diye. Ne diyorsunuz böyle bir hayır şey? Deyin hayır diye mi attı referandumda, evet, hayır deyin diye İsviçre'de o atmış ama bu Almanya'da ve Hollanda'da yaşanan oylar da Hüseyin Kocabıyık'ın söylediği gibi bizim diyor oylarımızı 2 puan arttırdı diyor. Acaba ben halen daha o düşüncedeyim. Bu evet oyları arttırmak için mi yapıldı? Bu İsviçre'deki gazetede hayır deyin deyip de yine evet oylarına destek olmak için yani ters tepki biliyorsunuz. Evet, olabilir diye evet, düşünüyorum. Evet, her şey olabilir. Evet, bir gazetede geldiniz. İsim vermekte şey var. Dünkü Yeni Asır gazetesinden bir alıntı var. Siz de manşete gelmişsiniz. O manşet değil de aslında evet. Faşistlere CHP kalkanı diyor ve sizi göstermişler daha çok. Nedir olay Sayın Başkan? Valla beni mi hedef aldılar, partiyi mi hedef aldılar onu anlayamadım ama önce şunu söyleyeyim Ahmet Bey. Şimdi bu yaşanan olayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir defa hiç alakası yok, hiç ilgisi yok. Bizim Bornova'da bir semtimiz var, Küçük Park diye. İşte Büyük Parkımız var, Küçük Parkımız var. Bu semtte üniversite, Ege Üniversitesi'nin tam karşısında. Biliyorsunuz Ege Üniversitesi var, Yaşar Üniversitesi var. Daha önce kapanan yine bir üniversite var. 3 tane üniversitemiz var. Özellikle gençlerin buluşma noktası değil burası, mi? Burası, bu Küçük Park denen yer. Gençlerin buluştuğu, kafelerde oturduğu, sohbet ettiği, kimileri ders çalışıyor, kimileri sohbet ediyor ve arkadaşlıklarını, dostluklarını geliştirdikleri bir yer. Burada AKP kadın kolları bir referandumla ilgili bir çalışma içerisine girmişler. Oraya sonradan aldığım bilgiler, yani hiç partimizle hiç alakası yok. Zaten
önce şunu da söyleyeyim. Biz bu referandum çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi kimliği altında yürütmüyoruz. Demokrasi aşığı ve Cumhuriyet sevdalısı olarak yürütüyoruz. Bizimle birlikte hayır kampanyasına katılan tüm siyasi partiler ve tüm sivil toplum örgütleri, derneklerle birlikte. Orada ne bizim bileşenlerimiz ne hiç kimsenin olmadığı bir süreçte AKP kadın kolları küçük parka girmişler ve orada işte yapmış oldukları çalışma da nasıl bir çalışmaysa bilmiyorum, bir geçenlerde yine bir meydana da geldiler. İşte 25-30 tane kadın bağırıyor. Evet, evet, evet diye. Yani bağırarak evet çalışması mı olur? Biz de aynı çalışmaları yapıyoruz. Biz de tepkilerle karşılaşıyoruz. İnsanların bu tepkilerle tepkileri gösterirken bize de çok sert davranışları oluyorlar. Oluyor, olmuyor demiyorum. Ama bu arkadaşlarımız bunların yapmış olduğu çalışma evet, evet, evet. Orada oturan genç bir kitle de işte kalkmışlar, hayır, hayır, hayır diye. Ondan sonra başlamışlar İzmir Marşı'nı söylemeye. Bundan dolayı da aralarında bir ağız dalaşı, bir işte evet, hayır şeyi. Yani ben şuna çok üzülüyorum. AKP'de aklı başında kadınlar olması lazım, oraya çalışmayı yürütenler. O çalışmayı yürütürken de o gençler orada size tepki gösterseler bile siz onları gidip de emniyete, savcılığa suç duyurusunda bulunmamanız lazım. Yani sizi protesto edebilirler. Biz de protestolarla karşılaşıyoruz. Bizim de mesela gittiğimizde, ama böyle bağırarak çağırarak gitmiyoruz biz. Bir bir insanlara, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, örgütümüzdeki, parti teşkilatımızdaki arkadaşlar gidiyorlar, broşür dağıtıyorlar. Biz işte Cumhuriyet sevdalısı olarak geldik ki bu sadece bizde de kalmıyor. Bizim dışımızda bize destek veren, bizimle birlikte bu hayır kampanyasında bulunan kişiler, arkadaşlarımız gidiyor hep beraber. İşte biz Cumhuriyet sevdalısı olarak geldik. Bu kampanyada, referandumda, referandum kampanyasında sizlerden hayır desteği, hayıra destek olmanızı, neden hayıra destek olmamızı anlatmamızı ister misin deyip böyle insanlarla birebir görüşerekten bunu çalışmayı yürütüyoruz. Ve bizim de mesela dağıttığımız broşürleri alıp yırtıp kadınlarımızın suratına atanlar da oluyor. Yani ne yapacaktık şimdi, hemen gidip ya bu benim suratıma bunu attı deyip de emniyete, savcılığa suç durumunda mı bulunacağız? Yani o da bir şekilde bizi protesto ediyor. Biz o kampanyayı yürütürüz. Bu küçük bakta yaşanan olay da aynen böyle olmuştur. Başka hiçbir şey yoktur. En ufak bir darp yok, bir şey yok. Gençler kalkmışlar. Onlar evet diye bağırınca gençler de kalkmışlar. Hayır demişler ve İzmir Marşı'nı söylemişler. Başka yaşanan bir olay yok. Ama sonrasında öğrendik. Gençleri işte emniyete bildirmişler. Benim yaptığımda gidip o gençlerle ilgilenmek, o gençlerin emniyetten bırakılmasını, bir tanesi hatta savcılığa aksettiği için ertesi gün sabah bırakıldı. Başka da bir şey olmadı, başka da bir şey yaşanmadı. Ben de şunu söyledim ya, üniversitedeki genç kardeşlerimizin, üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin başına böyle bir olay geldi. Ülkenin durumu budur dedim yani. Ülkenin durumu budur. Bir defa ona bakacaklar. Ben orada ülkenin durumunu anlatmaya çalışmışım. Yani ülke durumu, ülkeyi bu duruma kim getirdi? Onu anlatmaya çalışmışım. İnsanlar bir referandumla ilgili bir çalışma yapıyorsa ve buna da bu kadar gençler tepki gösteriyorsa, büyük bir tepki gösteriyorsa, sonra da siz bunları emniyete ve savcılığa şikayet ediyorsunuz. Ülkede demek ki bir sıkıntılı bir durum vardır. Bu sıkıntılı durum nedir? İnsanların birbiriyle konuşmadan, birbiriyle bir şekilde tartışarak, bir şekilde kargaşa yaratarak insanlarımızın karşı karşıya gelmesi durumu vardır. Bunlar hiç hoş gelişmeler değil tabii ki. Evet, ben yine söylüyorum, bunlar üniversiteli kardeşlerimiz, faşist falan da değiller. Hiçbir tanesinin faşist olduğunu, komünist olduğunu ya da herhangi, bunlar bizim, bize emanet edilen Bornova'daki üniversitedeki çocuklar, Bornova'da yaşayan insanlara emanet edilen çocuklar. Biz bu çocuklara sağcısına, solcusuna, dincisine,
yani kim varsa hepsine sahip çıkmak durumundayız. Sahip çıkacağız ki bu gençler okusunlar, eğitimlerini alsınlar ve yani geleceği olmayan ülkenin, gençleri olmayan ülkenin geleceği de olmaz Ahmet Bey. Yani bu gençlere sahip çıkacağız. Niye çocuklar karakolda ya da savcılıkta yani bırakılmaları gerekirken yani tutulsunlar sabaha kadar orada gözetim altında, bu baskı, bu eziyet gençlere yapılır mı? Ya biz de bakın, ben ya, biz de söylüyoruz. Yaşını başına almış insanlar, bizim de kadınlarımıza broşürleri götürüyoruz. Evet, ben evet, ya kardeşim evet düşünebilirsin. Neden evet düşündüğünü anlat dediğimizde bizim götürdüğümüz broşürü yırtıp atıyor, kadınlarımızın suratına atıyor. Ne yapacak? Evet, gazetenin manşeti çok ilginç yalnız. Faşistleri CHP sahiplendi. Ben o öğrencilerin hiçbir tanesinin yani faşist olduğunu düşünmüyorum. Sadece Cumhuriyete sahip çıkmak için, geleceklerine sahip çıkmak için, aydınlık bir Türkiye'de yaşamak için bu kampanyada hayır dediklerini düşünüyorum. Hiçbir tanesi ne faşisttir, ne komünisttir, ne başka bir sosyalisttir, hiçbir şey değildir. Bir de bizim partiyle alakası olmayan gençler, üniversite gençliği bunlar. Karakola düştüklerinde biz de üstümüze düşen görevi yaptık. Ya bu çocuklar herhangi bir şey yaşanmamıştır burada. Sadece protesto bir haktır. Protesto nasıl biz referandum çalışması yaparken propaganda yapma hakkımız varsa... Onların da protesto etme bir hakkı vardır. Bu hak kimsenin elinden alınamaz. Şöyle diyor şimdi. İzmir'de referandum için evet kampanyası yürüten AK Parti kadın kollarına saldıran grubu CHP sahiplendi. CHP Bornova ilçe başkanı Nevzat Kavalar'ın saldırganlardan öğrenci kardeşlerimiz diye bahsedip olayı basit bir protesto olarak göstermeye çalışması tepki çekti. Ben yine olayın basit bir protesto gösterisi olduğunu söylüyorum ve yine tüm öğrencilere, bakın hiç ayrım yapmadan hepsine öğrenci kardeşlerim diyorum. Ya, kimin hangisinin başı bir sıkıntıda olursa, başı derde girerse ki girmesini hiçbir öğrencimizin istemem. Yine onlara sahipleniriz, yine onların yanında oluruz. Çünkü onların aileleri bize göndermişler, Bornova'ya göndermişler. Bornova'da eğitim alsınlar, Bornova'da aldıkları eğitimlerle, üniversitelerimizde aldıkları eğitimlerle ülkenin aydınlık geleceğinde yer alsınlar diye aileleri bize emanet etmişler. Evet, ben yine bir ara manşet, Hollanda'dan Partisi diyor yapılan. Ya bir de işin o kötü tarafı var. Bizim kendi gençlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Hollandalı konumuna koymuş. Hüseyin Kocaman milletvekili, AKP milletvekili Hüseyin Kocaman. Yani bu arkadaşlarımızı, bu gençleri Hollandalılar gibi görmüş. O da çok büyük bir günah, çok büyük bir ayıp diye düşünüyorum. Hamza Dağ'ın da bir açıklaması var. Demokratik bir seçimdir diyor. Herkes her şeyi söyleme hakkına sahiptir diyor. Demokratik bir seçim sahip. Bu tepkiler ama protesto hakkı diyor. Da var. Birilerinin protesto etme hakkı da var. Bak söylüyorum, biz de karşılaşıyoruz. Ne yapacağız, gidip emniyete mi? Biz şununla karşılaştık, bize şunu yaptılar. Bizim kadın kollarımıza, bizim gençlik kollarımıza şunu yaptılar, bunu yaptılar. Vallahi neredeydi? Çerkezköy'de herhalde bugünkü haberlerde, dün akşamki internete baktım, Çerkezköy'de Cumhuriyet Halk Partisi gençleri çok aşırı derece dövmüşler, hırpalamışlar. Evet kampanyasını yürütenler, bak ben yine demiyorum AKP'lidir, şudur budur diye. Orada evet düşünenler, oradaki Çerkezköy'deki gençleri çok aşırı derece ciddi anlamda kendilerine zarar verecek şekilde hırpalamışlar. Yazık değil mi? Günah değil mi bu çocuklara? Neden böyle bir şey yaşansın? Yani burada sadece protesto eden gençleri AKP'nin yanında başka kimse de yok bu evet kampanyasında gidip emniyete ve savcılığa veriyorlar. Bu da doğru bir şey değil. Yine Hamza da orada başka bir şey de söylemiş. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimseye dokunmadı. Ya İzmir demokrat bir şehir. İzmir'de ne AKP'liye dokunulur ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne dokunulur. Gençler sadece hayır hayır diye ayağa kalkmışlar ve İzmir Marşı'nı söylemişler. Yine Hamza Dağ bütün bunlara rağmen, bunların ellerindeki belediye gücüne, maddi gücüne rağmen yılmadan çalışmamıza devam edeceğiz diyor. Belediye gücü
maddi. Valla onlar çalışmalarına devam edeceklerdi. Bizim elimizde belediye gücü var ama AKP'nin elinde acaba devletin bütün güçleri var mı yok mu, onu bir Hamza daha bir düşünsün bakalım. Devletin hangi güçlerini kullanıyorlar da belediye, sonra biz belediyenin hangi gücünü kullanacağız? Bizim belediyelerimizin kapısından müfettişler çıkıyor, bacasından giriyorlar. İşte biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'ne 5-6 yıl önce açılan bu davada nasıl kumpasların olduğu ve 397 yılda yargılanan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bürokratları en son mahkemede savcının mütalasında hepsine beraat verilmesi kararı doğrultusunda oldu. Bizim belediyelerimiz böyle belediye gücünü, belediye başkanlarımız kalkıp da bize ciddi anlamda bir destek falan veremez. Vermesi mümkün değil. Ama AKP devletin tüm gücünü kullanıp da karayollarını kullanıyor, ondan sonra devlet su işlerini kullanıyor, İl Tarım Müdürlüğü'nü, Sağlık Bakanlığı'nı, devletin bütün gücünü kullanarak da bu çalışmaları yürütüyorlar. Maalesef onu unutmuş herhalde. Devletin bütün gücü arkalarında olduğunu unutup böyle belediye gücünü yani arkamıza alıp da bu çalışmaları yürütüyormuşuz gibi bir söz söylemiş. AK Parti Kadın Kolları Başkanı, milletvekiline de yakıştıramadım bunu. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gözde Hanım da, Gözde Keskin de, bizi yıldıramazlar bu baskılarla diyor. Valla kimseye baskı yaptığımız falan yok. İnsanlar yani şunu görüyoruz biz. Ben İşte bu kampanya ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Şunu da görüyorum. Yani evet demeyi kesin olarak kafasına koymuş insanlar var. Ama Türkiye'de bu %40'ı geçmeyecek. İzmir'de %20 oranlarında kalacak. Hayır kampanyasına destek verenler de Türkiye'de %60'ları bulacak. İzmir'de de %75'leri bulacak. Bunu ben hatırlatayım. Arkadaşlarımıza, kadın kolu il başkanına da bunu hatırlatmış olayım. Biz insanlar yani düşündüğün zaman evet diyecek, evet demek için diyor yani nedenleri yok ama hayır denilmesi için o kadar çok neden var ki bunları konuşuruz, bu konudaki düşüncelerimizi de aktarabilirim sizlere. Yani ülkenin yönetiminin bir kişiye ve bir kişinin iki dudağının arasına bırakılmasını hiç doğru bulmadığımız için hayır diyoruz. Bu kadar şey. Bu sonra diyorlar ki ya bu sistem değişikliği. Asla sistem değişikliği değil. Rejim değişikliği. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey değil Ahmet Bey. Bu direkt olarak bir rejim değişikliği. Milli irade, milli irade diye devamlı konuşuluyor. Biz de söylüyoruz. Özellikle AKP bunu çok kullanıyor. Evet, milli iradeye saygımız sonsuz. Milli irade bugünkü parlamentoyu oluşturdu ve parlamentoda çoğunluk bugün için AKP'de ve hükümeti kurdular. %49'la gelen başbakan vardı biliyorsunuz, Ahmet Davutoğlu. Nasıl olduysa onu Cumhurbaşkanı'nın bir talimatıyla bir anda istifa etti. Yeni bir genel kurul yapıldı, kurultay yapıldı ve Binali Yıldırım Bey genel başkan oldu ve başbakan oldu. Yani %49 oy almış ve milli iradenin başbakan yapmış olduğu kişiyi iki sözle, iki dudağın arasından çıkan lafla bıraktı, terk etti, gitti. Bir başkası geldi. Şimdi milli irade parlamentoyu oluşturdu ve hükümet görevini yapıyor. Başbakan görevinin başında, Cumhurbaşkanı görevinin başında. Ama 1,5 yıldır fiili olarak bir Cumhurbaşkanlığı da demeyeyim de başkanlık uygulaması var. Şimdi bugün bu uygulamalar Türkiye'ye yarar mı getirdi, zarar mı getirdi? Ekonominin ne hale geldiğini, ondan sonra terörün ne hale geldiğini ve yani bir de şeyin söyledikleri çok hoş olmayan laflar var. İşte FETÖ'cüler hayır diyor, PKK'lılar hayır diyor, IŞİD'çiler hayır diyor, işte hayırcıların hepsi terörist. Ya bu ülkenin insanları şimdi %60'a varması için çaba sarf ediyoruz hayırın. Hayır çıktığı zaman, %60 hayır çıktığı zaman
%60'ı terörist mi olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir değerlendirme olabilir mi? Başbakan geçenlerde eğer evet çıkmazsa babayla oğul kavga eder. Niye ben oğlumla oğullarımla kavga edeyim? Neden evdeyim? Bugüne kadar kavga mı ettim? Bundan sonra hayır çıktığımda aynı yönetim şekli devam edecek. Cumhurbaşkanı görevinin başında, başbakan, hükümet görevinin başında. Ben niye kavga edeyim oğullarımla? Evet çıkmazsa hayır çıkacak. Yani bir kargaşa ortamı yaratmak, bir kaos yaratmak, bir çatışma ortamı yaratmak ve bundan siyaseten nemalanmak istiyorlar. Bunlar hiç doğru değil. Bu 15 yıllık yönetimlerinde de hep seçim dönemlerinde bunlar yaşanmıştır. Ya bir terör eylemi olmuştur, ya farklı bir şey yaşanmıştır. Ülkede bir çatışma ortamı gerçekleşmiştir ve ondan sonra AKP siyaseten bundan nemalanmıştır. Ama bu süreç, bu farklı bir seçim. Özel olarak körükleniyor mu çatışma olsun? Ben öyle görüyorum. Bakın suikastlar da olabilir. Onu da söyleyeyim. Kendilerine de olabilir. Onlara da olabilir suikastlar. Hı hı. Yani demiyorum Kılıçdaroğlu'na suikast yapılacak. Demiyorum Meral Akşener'e. Herkes olabilir. Kaos yaratacak. Kaos yaratabilecek her şeyi yapabilirler. Yani kendilerinden bakanlara da olabilir. Bunu olmaz demiyorum ama bunu kim yapar, kim yaptırtır onu bilemiyorum. Sadece evet oyu çıkması için ülkede bunların yaşanmasında asla doğru bulmadığımı. Söylediğiniz çok ciddi yalnız. Doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Olabilir diyorum yani. Hı hı. Olabilir. Yani işte Almanya'da yaşananlar gördük ve işte Yılmaz Özdil bugün köşesinde yazmış. Böyle bir film hazırlandı ve bu filmin parçası sanki yaşanan olaylar. Ve bu film ne zaman hazırlanıyor biliyor musunuz? Referandum çalışmaları başlamadan. Referandum kararı alınmadan. Orayı kaçırmış olabilirim. Yani Yılmaz Özdil referandum çalışmaları başlamadan ya da karar alınmadan onu yani dikkat etmemiş olabilirim. Ve aylarca önce yapılmış bir film. Ve şimdi filmin parçalarını sanki yaşıyoruz. Almanya'da yaşanan olaylardan. Cumhurbaşkanının Almanya'ya karşı söylemiş olduğu, işte Alman Şanzelisi'ne söylemiş, Merkel'e söylediği laflar var daha, dün değil evvel gün söylemiş. Yani siz karşılıklı bir senaryo mu hazırlandı diyorsunuz Avrupa yani, ülkeleriyle? Avrupa ülkeleri buna şey yapmaz ama biz bu senaryoyu hazırlayıp yaşamış olabiliriz. Yani bir şey söylendi, ondan sonra bu tartışma ortamına ve çatışma ortamına girildi. Bunun ben doğru olmadığını düşünüyorum. Yani o ülkede yaşayan insanlarımızı düşüneceğiz, ülkemizdeki ekonomik sıkıntıyı düşüneceğiz. Bizim Almanya ile Hollanda ile çok ciddi ekonomik alışverişimiz var, bağlarımız var. Biz ihracat yapıyoruz, onlar ithalat yapıyorlar ve belli şeylerde işte daha geçenlerde bir bankanın birini Hollandalı bir banka, Hollanda şeyli menşeli bir banka aldı. Bunların hepsini bir kenara koyup da bir çatışma ve Avrupa ile çatışıyoruz. Biz Avrupa Birliği'ne de girmeyi düşünüyoruz. Nasıl olacak? Hiç bunu da anlamış değilim. Evet, Avrupa Birliği ne durumda artık bilemiyorum ama orasının durum pek iyi değil. İngiltere'nin de çıkmasından sonra onlar da epey kara kara düşünmeye başladılar. Evet. Ne olacaksa Avrupa nereye gidiyor diye. Evet, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Çalışmalar nasıl gidiyor? Neler yapıyoruz? Biz çalışmalarımızda yoğun bir şekilde biz de protestolarla karşılaşıyoruz. Bakın bunu açık ve net söylüyorum. Karşılaşıyoruz ama protestoyla karşılaştık diye insanların protesto etme hakkı var. Yani biz gidiyoruz kapı kapı, yani biz çalmadık kapı, sıkmadık, el bırakmayacağız diye yola çıktık. Ve kadın kollarımıza özellikle de burada çok teşekkür etmek istiyorum. Kadın kollarımıza, arkadaşlarımıza çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Kadın kollarımız, teşkilattaki arkadaşlarımız, evlere erkeklerin gitmesinin, yani broşür dağıtırken bile gitmesini doğru bulmuyoruz. Çünkü hiç tanımadığımız bir insanın ziline basıyoruz. Oraya üçlü dörtlü gruplar oluşturup arkadaşlarımız bir apartmana, binaya girdi mi ikili ikili her kapıyı çalıp işte bu hayır kampanyasıyla ilgili çalışma yürüttüğümüzü büyük bölümünden de Bornova'da özellikle ya biz zaten hayırcıyız, hatta broşürü bile bırakmayın kesinlikle, ya siz yine alayım bir bilgi sahibi olun. Bilgi sahibi olduktan sonra bir başka evetçiyi ikna edersiniz deyip arkadaşlarımız broşürleri bırakıyorlar. Sonrasında da eğer evet demeyi düşünen varsa, ya ben evet de diyebilirim, hayır da diyebilirim,
düşünen varsa onları ikna etmek için çaba sarf ediyoruz. Esnaf arkadaşlarımızı geziyoruz. Toplantılar yapıyoruz. İşte geçen hafta Cuma günü eski genel başkanımız Murat Karayalçın geldi. Onunla Altındağ'daki Atatürk Kültür Merkezimizde bir toplantı yaptık. Bunlar halkın da katılımıyla ve hem de örgütü motive etmek anlamında sonra kendisiyle... Size bir soru var Sayın Başkan. Mustafa Yaleli. Yaleli. Tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz? Nereye aday olmayı acaba? Yani ilçe başkanlığına düşünmüyorum, onu söyleyeyim. İlçe başkanlığına. Yok, ilçe başkanlığına çünkü şimdi 93-2002 döneminde 10 yıl boyunca hiç fre vermeden yöneticilik, saymanlık, sekreterlik ve 7 yılda 3 dönem ilçe başkanlığım var. Bu dönem bir 2002'de ayrıldım, AKP iktidara geldi. Ondan sonra bir bu 13-14 yıllık süreçte de sadece parti üyesi olarak görev yaptık. Sonrasında arkadaşlar bu dönemde 2015'in ortalarında ya işte ilçe başkanı ya ben il başkanlığını düşünüyorum dedim. Arkadaşlar biliyorsunuz Alaaddin Başkan'la da bir il başkanlığında görev alma yarışımız oldu. 5 oyla seçimi kaybettik Alaaddin Başkan'a. Evet. Tabii ki ilçe başkanı olarak artık görev yapmayı düşünmüyorum ama il başkanlığı ya da başka görevler arkadaşlarımız yani ilçe başkanı olmak istemediğim halde ya burasının toparlanması lazım, burayı bir gel toparlayalım dedikleri evet. için ya dedim il başkanını düşünüyorum, sen yine il başkanı olsun, şu yönetimi bir oluşturalım, bir toparlayalım, sonrasında düşünürsen il başkanlığını düşün dediler ve öyle bir aramızda görev alma yarışı oldu. O zaman şunu diyebilir miyiz? Yani ilçe başkanlığını kesinlikle düşünüyorum. Önümüzdeki dönemi il başkanı adayım diyebilir, yani, adayısınız diyebiliriz şimdi. Aday olmayı düşünüyorum. Arkadaşlarla konuşmadan adayım demeyeyim. Hı-hı. İlçe başkanı arkadaşlarımızla konuşuruz. Örgütteki arkadaşlarımızla konuşuruz. Şimdi orada ben şunu mesela beni ilçe başkanı yapmak için Bornova'nın her mahallesinden arkadaşlar kalktılar. İlle gelmen lazım, ilçe başkanı olman lazım. Orada kalmamı da çok istediler ama dedim bakın ben böyle bir şeyim var, düşüncem var, bunu gerçekleştireceğim. Olursa da bu yönetim içinden bir arkadaşımızı ilçe başkanı, biz yine burada kendisine her zaman destek oluruz il başkanı olduğum takdirde. Öyle bir yani örgütten ciddi anlamda teveccüh görürsem ve destek olursa, olmamız noktasında talep gelirse hiç çekinmeden seve seve o görevleri yaparız. Evet, yani enerjimiz yüksek, elektriğimiz yüksek. O görevi yapmak için genç bir kadroyla seve seve o görevi yürütürüz diye düşünüyorum. Evet, elbette siyasetçinin bir hedefi olmalı. O hedefe gitmek için de uğraşmalı. Mutlaka. Siz uğraşıyorsunuz, istiyorsunuz da bir taraftan da sizi sevenlerin de herhalde buna saygı gösterip size destek olmaları gerekiyor. Ya o teveccühü görürsek şimdi bu ilçe başkanlığı ve bakın inanın çam dibinden 7-8 mahalleden, Altındağ'dan mahallelerden arkadaşlar toplaştılar, geldiler, büroma geldiler. Atatürk Mahallesi ayağa kalkmış ilçe başkanı oldu diye, Erzene Mahallesi, Kazımdirik Mahallesi'nden. Ben öyle ilçe başkanlığı görevine geldim ya arkadaşlar, ben 3 dönem yaptım, bir başkası yapsın. Hayır, bu dönem çok sıkıntılı bir dönem, çünkü çok sıkıntılı bir süreç. Burada senin olman lazım, burayı tecrübe ile toparlarız deyip arkadaşlar görev verdiler. Biz de o görevden kaçamadık. Şimdi görevimize devam ediyoruz ama bundan sonrasıyla ilgili ilçe başkanlığını kesinlikle düşünmüyorum artık. Başka evet, arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımızın yapması büyük gerekiyor. Büyük ihtimalle biz de Nevzat Kavalar'ı Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda göreceğiz büyük bir ihtimalle. Nasip diyelim. Evet, size şimdiden başarılar diliyoruz. Sağ olun. Şöyle ekranlarımıza dönelim. Son sözlerinizi alalım. Son söz olarak neler söylemek istersiniz? Evet. Bornova'ya, İzmir'e. Şunu söyleyeyim. Randumun bir defa ülkemize, insanlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü hayır çıktığı takdirde hem ülkemizin hem vatandaşlarımızın hayrını olacak. Onun için bize bu fırsatı verdiğiniz hem Yeni Gün TV'ye hem Yeni Gün gazetemize çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun, hayırlı günler
Bu referandum hayırlara vesile olsun diyorum. 16 Nisan'daki referandum hayırlara vesile olsun diyorum. Ve sizlere İzmir'de Yeni Gün TV izleyicilerine de hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun, var olun. Evet, çok teşekkürler Sayın Başkan. Güzel bir sohbetti. Umarız bundan sonra güzel sohbetlerimiz devam eder. Tabii ki, tabii ki. Hedefler çok önemli. Ya şunu söyleyeyim, kendi hedeflerimizden çok... Ama ilk hedef tabii şey, referandum. Tabii ki. Bu referandum hedefi bir defa yani tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Bu bir rejim değişimi. Bornova'da yüzde kaç bekliyorsunuz başkanım? %70'in üzerinde bekliyorum. İzmir dersek? İzmir'de de 70'in üzerinde bekliyorum. Bu bizim gördüğümüz gibi eğer AKP'den ve MHP'ye destek veren, MHP'ye oy veren, şunu söyleyeyim, AKP'de oy vermiş seçmenin belli bir kısmı şeyini, fikrini, düşüncesini açıklayamıyor. Ya biz söylüyoruz yine seçimden sonra, bu yerel seçim değil, genel seçim değil. Bir yerel seçim olduğunda, genel seçim olduğunda siz yine gidip AKP'ye gönül vermişsiniz, AKP'ye oyunuzu verebilirsiniz. MHP'ye gönül vermişsiniz, MHP'ye başka bir siyasi partiye gönül vermişsiniz. Ama bu rejimin, ulu önderimizin kurmuş olduğu parlamenter sistemin, cumhuriyetin oynanacağı bir seçim dediğimizde insanlar bir duruyor ve bunu belli etmiyorlar. AKP'li olmasına rağmen belli etmiyor ama ben onu görüyorum. AKP seçmeninde de çok ciddi anlamda bir hayırcı grup var ve bu gidip sandığa gidip kabinde elini vicdanına koyacak, hayıra oyunu, mühürü basacak. Evet, vicdanlar çok önemli. MHP'de bu oran daha da yüksek. Onu evet, açık açık söyleyeyim. MHP seçmeninde, MHP tabanında bu oran daha da yüksek. Hayırlara vesile olsun diyelim. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Biz bu fırsatı sonra bize tanıdığınız için. Biz teşekkür ediyoruz Yeni Gün ailesi olarak. Size çalışmanızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, Yeni Gün'de günden burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Nevzat Kavalar'dı. Cumhuriyet Halk Partisi Bornova İlçe Başkanı. Biz Yeni Gün ailesi olarak kendisine çalışmanızda başarılar diliyoruz. Ve yeni bir Yeni Gün'de gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.